Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh. Bir insanı geleceğe çocukken kurduğu hayaller taşır. Dedelerinden Hudri'ye nispetle Hudri nisbesini alan Ebu Said el-Hudri, çocukluğunda kendisini gelecekte büyük bir alim yapacak hayaller kurmuş ve Allah Resulü'nün öğütlerini bir inci tanesi gibi ömrü boyunca hiç çıkarmamıştı aklında. Adi bin Neccaroğullarına mensup olan annesi Üneyse bint Ebu Harise, Resul-i Ekrem'e biat eden hanımlar arasında yer alıyordu. Meşhur sahabi Katade bin Numan, onun anne bir kardeşi olan Ebu Said el-Hudri bir gün Uhud gazvesine katılmak için Allah Resulü'nün huzuruna çıkmıştı. Babası Malik, o zaman henüz 13 yaşında olan Ebu Said el-Hudri'nin gelişmiş olduğunu söyleyerek savaşa katılmasını istemesine rağmen Allah Resulü buna izin vermedi. Malik bu gazvede ailesine bir gelir bırakmadan şehit düşünce annesi Ebu Said'i yardım talep etmek üzere Allah Resulüne gönderdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona istemekten sakınanı Allah'ın iffetli kılacağını, halktan bir şey beklemeden elinde olanla yetineni zengin edeceğini, sabretmek isteyene de sabır vereceğini söyledi. Allah Resulü'nün bu öğütlerinden sonra Ebu Said kimseden bir şey talep etmedi. Allah Resulü ile birlikte ilk defa Hendek gazvesine, daha sonra vuku bulan 12 gazveye katıldı. Beyatur Rıdvan'da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme biat eden sahabiler arasında ilk sırada yer aldı. Genç sahabilerin en fakihi olarak bilinen Ebu Said el-Hudri, imam ve Medine müftüsü lakaplarıyla anılmış, birçok içtihadı ve fetvasıyla ilim dünyasında önemli bir yer edinmişti. Başta Allah Resulü olmak üzere Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer gibi önde gelen sahabilerden rivayet ettiği 1170 hadisle binden fazla hadis rivayet eden 7 sahabi arasına girmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerin yazılmasını yasaklaması ile ilgili en yaygın ve sahih rivayette Ebu Said'den nakledilmişti. Bu sebeple kendisinden hadis öğrenenlerden bazıları ezberledikleri hadisleri yazmak isteyince buna izin vermemiş, hadislerin Kur'an haline getirilmemesini söyleyerek onlara ezberlemelerini tavsiye etmişti. Ebu Said el-Hudri'nin rivayetleri Hazreti Peygamber ve ashab dönemine açıklık getiren söz ve yorumlar ihtiva etmesi bakımından önem arz ediyordu. Ebu Musa el-Eş'ari, Halife Ömer'in kapısını 3 defa çalıp cevap alamayınca geri dönmüş, niçin böyle yaptığını soran halifeye, Allah Resulü'nün böyle dediğini söylemişti. Kendisinin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle bir şey duymadığını belirten Hazreti Ömer, ondan iddiasının ispatını isteyince Ebu Musa şahit olarak genç sahabi Ebu Said el-Hudri'yi göstermişti. Ebu Said el-Hudri öğrencilerini "Merhaba, Resulullah'ın bize vasiyet ettiği kimseler" diye karşılar, Allah Resulü'nün İslamiyet'i öğrenmek üzere dünyanın dört bir yanından insanların geleceğini haber verdiğini ve ashaba onlara iyi davranmalarını tavsiye ettiğini söylerdi. Ebu Said'in ilim adamı olmasının yanı sıra, Kur'an ve Allah Resulü'nün sünnetine uygun düşmeyen uygulamalara karşı çıkan bir aksiyoner tavrı da bulunuyordu. Dımaşk'ta Muaviye'nin huzuruna çıkarak beğenmediği tavırlarını tenkit etmesi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin doğruyu bilenin onu söylemekten geri durmaması hususundaki buyruğu üzerine
bu uyarıyı yaptığını ifade etmesi, onun hayatındaki sayısız örnekten sadece bir tanesiydi. Ebu Said, kendisinden öğüt isteyen birisine, "Allah'tan kork. Çünkü her işin başı Allah korkusudur. Allah'ı zikretmeye ve Kur'an okumaya devam et ki, seni gökte melekler, yerde insanlar arasında yaşatacak olan budur. Doğruyu söyle. Bunun dışında da sükutu tercih et. Bunları yaparsan şeytanı yenersin," diye öğüt vermişti. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, vefatından bir süre önce oğlu Abdurrahman'ı Cennetül Bakî'ye götürerek öldüğü zaman gömülmeyi istediği uzak bir köşeyi gösterdi. Mezarının üzerine türbe yapılmamasını ve arkasından yas tutulmamasını vasiyet eden Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh, hicretin 74. yılında Medine'de vefat etti ve istediği yere gömüldü. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın da İstanbul'da Kariye Camii yakınında bir makam kabri bulunmaktadır. Salatü selam, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun aziz ve pak ailesine ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun. Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün.